Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Aslında yakın zamanda bir alışveriş videosu çekmiştim. Ama bu alışverişe de bir video çekmeseydim gerçekten çok ayıp olurdu. Çünkü çok uygun fiyata ürünler aldım. Ve gerçekten asla clickbait falan değil. 38 parça ürün aldım. Bunun içinde tabii ki de göz kalemi, dudak kalemi, oje falan da var. Ama ben bunlara 180-190 lira civarında verdim toplam, yani düşünün. Açıkçası bir daha böyle bir indirim olur mu bilmiyorum ama yine indirimler yapıyor ve Flormer çok fazla videolarımda yer verdiğim bir marka değildi. Hani bunun sebebi de sadece elimde çok ürün olmamasıydı. O yüzden artık amacım da bir an böyle gözlerim de büyüdü. Tek marka makyaj Flormer'de çekeceğim bundan sonra. Ama ben artık lafı uzatmadan aldıklarımı göstermek istiyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim deyip hemen başlıyorum. Elimde böyle iki tane kutu var. Çünkü bunları ayrı zamanlarda sipariş ettim ama şansıma aynı gün geldiler. Zaten birini gece, diğerini de sabah böyle öğlen sipariş etmiştim. Ve şundan çok memnun kaldım. Ben daha önceden Flormer'den alışveriş yapmışım online olarak. Ama hiç hatırlamıyordum. Geçen yaz yapmışım. Şimdi çok memnun kalmamın sebebi de böyle hepsini pat patlara sarmaları. Göz kalemlerini bile sarmışlar. Gerçekten hani... Bu benim çok hoşuma gitti ve üstüne de ayrıca böyle bir katman koymuşlar. Sıcakladım, saçımı geriye attım valla. Şimdi tek tek başlıyorum. Elimde swatchlarını göstereceğim. Waterproof linerlarının iki tane renk var. Genelde nude tonlarda almaya çalıştım. Flormer dudak kalemlerini zaten çok seviyorum. Yani aslında yer vermiyorum dedim ama dudak kalemlerine falan, daha doğrusu dudak kalemlerine falan hep kullanmışımdır. Şu gördüğünüz 229 Tender Cream rengi. Biraz daha gül kurusuymuş. Bu renkte 234 vanilya sufle rengi. Ama 234 olarak aratırsanız zaten bulursunuz. Bunu çok beğendim. Çok güzel. Tam benim sevdiğim gibi sıcak kahve. 3 tane de göz kalemi var. Ben şu 2 tanesini kullandım. Vanilyayla beyaz olanı. Daha doğrusu krem rengiyle beyaz olanı. Beyaz renk biraz sert geldi. Hani onu aslında ben pastel renkleri gözüme sürmeden önce, pastel renkli farları daha doğrusu, bir baz olsun diye aldım. Krem rengini beğendim ama o daha yumuşak. Diğeri böyle birazdan fazla hatta. Sert. Şunun numarası yok. Ultra Nude Liner olarak geçiyor vallahi. Çünkü herhangi bir numara göremedim. Aa evet evet, bu Ultra serisinden herhalde. Bu Nude olan, bu Brow olan. Bu da bildiğiniz beyaz bir göz kalemi. Normal eyeliner, waterproof eyeliner serisinden. Şu Flormer'ın bir koleksiyonuydu. Ben bundan bir tane rujunu alıp çok beğenmiştim. Yapısını, kalıcılığını, rengini. O yüzden bir de bunun süngerli versiyonunu alayım dedim. Bence ambalajı da oldukça tatlı. Ben bunun rengini falan internette bulamadım. En açık rengini aldım. 01 Strong. Süngerli bir ucu var. Şimdi sizin için bunu çeviriyorum. Böyle şeyleri ben genelde çevirdiğimde bir anda bir çıkıyor. Ama lütfen bozuk olmasın, rica ediyorum. Hala çeviriyorum. Geldi. Yalnız rengi falan bayağı başarılı. Beğendim şu an. Yani tahmin ettiğimden çok daha iyi oldu. Tahminimce bu da yine bir koleksiyondan. 05 Kissed Bronze isimli. Bunlar var ya, aldım. İyi ki almışım. Sonra tükendiler. Bir şey aldıktan sonra tükenince benim çok hoşuma gidiyor. Nedense açmaya çalışıyorum ama bantlıymış. Bence gayet güzel bir renk aldı. Onu seçmişim. Benim şu anda bayağı hoşuma gitti. Ambalajı da gayet güzel. Zaten tek marka makyaj Flormer'de bunu kullanırız. Başka bronzer yok elimde. Var ya, şu an dokunuyorum. Yıldızını bozmamak için birazcık dikkatli dokunuyorum. Ama yumuşacık yapısı, rengini de hemen göstereceğim. Biraz kızıllık içeriyormuş. Çok fazla pigmentli de değil. Bakalım, aslında az pigmentli olması da daha kolay kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Ama yapısı çok yumuşak. Bu kolimizden geriye kalan da 4 tane oje. Bu ojeyi Instagram'da sürekli görüyordum. Marley dışarı çıkmaya çalışıyor. Glitter ojelerinden G10 Black Star rengi. Yani çok çok merak ediyordum bunu. Şöyle bir açayım. Oje en sevdiğim tişörtüme döküldü. Bayağı oje var elimde. Bunları şu anda swatchlayamıyorum. Çünkü tırnaklarımda kalıcı oje var. Yani kendim belli etmiyorlar. Şöyle bir sürdüm ama asla belli olmadı. Bu orta tırnağımı sürdüğümde yine aynı şekilde Glitter serisinden. Bunu ben bayağı beğendim. En yakın zamanda kombinlensin. Bu da GL02 Pink Silver rengi. Ama isterseniz Flormer ojelerini denediğim bir video çekebilirim. O da bak, yine her yerim oje olacak. Bu tişörtüm oje olmasın. Diğer iki oje de Jelly Look serisinden. Bu pembe olan Barbie rengi. Yani bunu neden aldım ve nasıl süreceğimi bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Diğeri de Milk
rengi. Bu da yine Instagram'da çok gördüğüm bir ojeydi. Çok güzel bir nude olduğunu düşünüyorum. Bakalım, isterseniz şöyle arkalarını da göstereyim. En azından screenshot almak istersiniz diye. Şu çok kötü duruyor. Keşke onu sürmeseydim hiç. Şimdi geliyoruz buna. Galiba 26 tane ürünümüz kaldı. Bunları da nereden biliyorum? Orada kaç tane? 10 tane ürün vardı. Ama 2 tane göz kalemini kullandığım için o kolye koydum. Sonra şimdi işte 28 tane ürün kalmış oluyor. Ama kaç tane var toplamda bilmiyorum. 26 tane falan ama daha var herhalde. Yine bir oje çıkıyor. Yalnız pink silver rengiler 2 tane almış. Şimdi yanlışlıkla iki farklı siparişte. Yani artık ne kadar beğendiysem ikisine de aynı şeyi almışım zaten, ama bu glitter serisi çok güzel bence. Alınır yani, hak ediyor. Bunu da aşırı beğendim ben. Bu da Cooper rengi GL18. Çok güzel gözüküyor. Kodu da hemen şurada. Ya ben glitterli oje sürmeye biraz üşeniyorum aslında. Çünkü asla çıkmıyorlar. Ama yine de sürüyorum. Bu ojeyi nasıl süreceğimi asla bilmiyorum. Şu içindeki yansımalara bakın. Gerçekten çok değişik geldi bana rengi. O yüzden almak istedim. Bu arada ojeler ne kadara denk geliyordu? 2 lira 60 kuruş mu? Öyle bir şeye denk geliyordu. Bu arada bunun ismi de Multicolor Shine'mış. Bilmiyorum, harika. Bunu hemen bir tırnağıma ben sürmek istiyorum. O kadar parlak ki kamera bile netlemedi. Şuna bakın. Beni netliyor. Çok güzelmiş bu. Zaten kalıcı ojelerimden de sıkılmıştım ben. Bunları en yakın zamanda çıkartayım. Bu ojeden hiç emin olamadım. Güzel durmayacak bence ama bilmiyorum, almış bulundum. Bu da glitter serisinden GL12 White Pearl. Yani aslında internette gördüğüm biraz daha güzel bir renkti. Bundan çok emin olmadım. Böyle sanki çok sedefli renk gibi geldi bana. Ben fiyatlarını hiç söylemedim ki zaten söyleyemezmişim. Burada fiyatları yazmıyor faturada. Bakın, gerçekten de fiyatları yazmıyor faturada. Yani sonra şey yapmayın ama çok ucuz. Gerçekten o kadar uygun fiyat aldım ki, işte ojeler 3 liraydı. Birazdan göstereceğim rujlar 6-7 lira. Göz kalemleri yine 3-4 lira falan, bu şekildeydi yani valla. Bakın bu da diğer fatura. Bir dakika, şu adresinin olduğu kısmı kıvırıp göstereceğim. Aynı şekilde bunda da fiyatları yazmıyor. Ama dediğim gibi yani. Ama bir de şimdi siteye girip indirim yok demeyin. Çünkü şu anda indirim bitti. Hani onu baştan söyleyeyim. Diğer bir tırnak bakım ürünü aldım. Bence bu tırnak bakım ürünü. Bu bir Turp. Benim kalıcı oje yapmaya başladığımdan beri en çok ihtiyacım olan şey gerçekten Turp. Şu anda bunu böyle haşin bir şekilde yırtıyorum. Çünkü bazı Turp'lerin böyle değişik özellikleri olabiliyor. Gri kısımla başlıyor musun? Sonra beyaz kısmı kullanıyor musun? Pembe kısımla da tırnağı parlatıyor musun? Ya bayağı iyi oluyor. Çünkü kalıcı ojeden önce ben tırnaklarımı törpülüyorum. Ama o tırtıklı yüzeyi almak için de başka bir törpüyle törplemem gerekiyor. Parlatma özellikle. O yüzden çok iyi oldu bu. Biraz tırnak ürünlerine ara vereyim bence. Çünkü çok tırnak gittik. Ya şu farı aldım ama ben bunu mat far sanarak aldım. Meğer bu ışıltılıymış. O yüzden biraz amaçsız bir far oldu benim için. 01 Pearly White ismi de. Bir süreyim bakalım. Yani metalik beyaz bir far. Bilmiyorum, çok hoşuma gitmedi şu anda. Hani bununla ne yapabilirim gerçekten bilmiyorum, ama bu da 3 liraya falan gelmişti. İlla ki bir yerde kullanılır. Bu da satin mat blushlardan 02 Coral Peach rengi. Yani bu var ya, o kadar düşeş oldu ki bu seride sadece bu renk kalmıştı. Şunları da tel tokamla açıyorum. Bence çok mantıklı. Şey işte, sadece bir tane bu kalmıştı. Bu kullanılmış mı? Kullanılmış olamaz ama. Paketliydi. Şöyle bir rengi var. Bence rengi çok tatlı. Her zaman kullanılabilecek bir renk. Bir swatchlayalım. Yapısı yumuşacık. Biraz az pigmentli gibi. Hani biraz bastırdım bu rengi elde edebilmek için. Ama yapısı çok yumuşak. Bence güzel bir allık olabilir. Ama hani belki diyorsanız ki ben inanmıyorum senin bunları bu fiyata aldığına. İsterseniz siparişimin ekran fotoğrafını koyabilirim yani. Çünkü zaten bu kadar şey almazdım eğer o kadar uygun fiyatlı olmasaydı. Oradan emin olabilirsiniz. Şu iki tane çok sevdiğim ürünü yedekledim. Aslında pembe olan bitmek üzereydi. Çok iyi oldu ama mavi olandan iki tane daha falan var bende. Bunu da denemek için aldım. Bu da ojeyi çabuk kurutan ve ekstra parlaklık sağlayan bir top coat'muş. En sevdiğim parlaklık ve ojeyi çabuk kurutması. Bu pembe olan ne derseniz de, bunu manikürden önce tırnak etlerinize sürüyorsunuz. Sonra
sonrasında işte onları ittirecek misiniz, kesecek misiniz? Hani hangisini yapmak istiyorsanız o iki işlemi de çok kolaylaştırıyor. Yumuşatıyor tırnaketlerini ve daha çok yüzeye çıkartıyor. Bu da benim çok uzun zamandır en sevdiğim şey olabilir. Kalıcı ojeden önce sürekli tırnaklarıma bunu uyguluyordum. Hatta şu anda da kalıcı ojeye ara verdiğimde sürekli kullanıyorum. Bu kalsiyum jel olarak geçiyor. Tırnakları güçlendiriyormuş ki bence de öyle, gerçekten tırnakları güçlendiriyor. Ama böyle çok zayıf tırnaklarınız varsa bir etkisi olmaz. Ama böyle tek tük kırılma problemi yaşıyorsanız bence çok iyi bir ürün. Tabii ki de meşhur curl maskarasını almasam asla olmazdı. Yapısı bana biraz kuru geldi. Üstünde de jelatini de yoktu. Hani acaba o yüzden mi bilmiyorum ama şöyle adı gibi kıvrık bir fırçası var. Bakalım bunu da zaten videoda kullanırım. Gerçi Instagram'da falan da kullanırım ama çok iyi sıkıyorum şimdi bunu kurumasın diye. Aslında bu alışverişi bir de tek marka makyaj Flormar çekmeye yönelik de yaptım. Hani yoksa durup dururken Flormer maskarasını almazdım şimdi. Söyleyeyim, ya da kapatıcısını da almazdım. Fondöteni de almazdım. Bu kapatıcı fondöten maskara üçlüsünü aslında biraz da o video için aldım. Kapatıcı olarak da zaten çok fazla seçeneğim yoktu. Bunu aldım. Neymiş bu? Perfect Coverage Liquid Concealer. Ben 002 rengini aldım. Ivory bu. Renk seçeneği de biraz azdı açıkçası. Ya bu biraz koyu olabilir ama vallahi o kadar hızlı alışveriş yaptım ki, yani bilmiyorum, hiç kullanmadım zaten. Bu kargo birkaç gün önce elime ulaştı ve böyle bu şekilde bekletiyordum video için. Ben Flormer'ın Kiss Me Mor rujlarını çok seviyorum ve indirimde tabii ki de onlardan da aldım. Bende olmayan renklerini. Kırmızı ruj çok tercih etmiyorum ama olsun dedim yani. 06 ile 11 numaralı renklerini almışım. Ya bir de bu 11 numarası aşırı meşhur bir renkti. Ben dedim ki yani bunun meşhur olacak neyi var bu kadar? Alayım, şu anda sürmeye çalışıyorum da birazcık yamalandı sanki. Ama dudakla tabii ki de farklı duracaktır. Şu gördüğünüz 11 kendi rengi. Kıpkırmızı bir renk aslında da. Neden öyle çıkıyor bilmiyorum. Bir kat daha falan sürmek lazım herhalde. Diğeri de 06 Doll. Bende 1 numara var, 2 numara var, 3 numara var, 4 numara var. Hep onlar var. Yoksa onlardan da alırdım. Aslında dedim ki hani keşke alsa mıydım ama... Aa, bu ne? Buna bir şeyler olmuş. Bir şey diyeceğim. Bu sıvılaşmış. Şu anda bunu asla anlayamıyorsunuz ama yağı çıkmış gibi. Aa, Flormer. Yani bu beni gerçekten üzdü. Elimin her yerini sürdüm ama parlaklığını görüyor musunuz? Bu çok mat bitişli bir ruj aslında. Böyle resmen yağı çıkmış herhalde. Bunu kullanamayacağım. Tamam, indirimdesin, ucuzsun ama yine de keşke bozuk çıkmasaydın. Yani zaten rengini de beğenmedim. Çok mor, çok... Yani mor alt tonlu bir pembe. Hemen nasıl tadım kaçtı ama. Gerçekten nasıl kaçmasın ki? Böyle bir avuç dudak kalemi ve göz kalemi var. Ama onlara geçmeden önce onlardan hariç son parçayı göstermek istiyorum. HD Invisible fondötenini aldım. Bunu hem görmüştüm daha önceden de hem de bilmiyorum bunu almak istedim. En mantıklı fondöten bu geldi. Ama hep biliyorsunuz açık fondötenler alırım. Bu sefer de koyu alacağım tutmuş. Kırk Light Ivory almışım. Ama elime sürdüğümde böyle değişik bir renk oldu kendisi. Anlayamadım. Videoda göreceğiz. Videoya kadar denemeyi düşünmüyorum. Bilmiyorum. Hem mesela çalkala diyor kullanmadan önce. SPF 30 da içeriyormuş. Bilmiyorum. Bu fondöteni seveni çok yani. Belki severim. Rengini de hallederiz bir şekilde zaten. Fondötenlerimin %80'i açık olduğu için ikisini karıştırırım. Şimdi şu elimdekileri göz ve dudak kalemleri olarak ayırıp öyle swatchlayayım. Yarı yarıya falan zaten. Ya göz kalemi hastasıyım ben. Hele son zamanlarda o kadar çok seviyorum ki göz kalemini. O yüzden ben de bulmuşken alayım dedim. Bunlar farklı seriden olduğu için önce bunları göstereyim dedim. Bunlar asansörlü dudak kalemleri. Asansörlü dudak kalemlerini de sevmem biliyor musunuz? Çünkü hep kırılacakmış gibi gelir bana. Neyse artık, bunlar çok güzelmiş. Yapıları yumuşacık ama kalemlerin. Bakın şöyle hemen boyuyor. Biraz daha taşıyayım dedim hani görebilmeniz için. Şu üstteki SL12 rengi. Bu da SL11 rengi. Bilmiyorum, başarılı gözüküyorlar. Şu anda SL11 biraz daha sıcak bir nude bekliyordum. Ama o da biraz morumsu bir nude'muş. Olsun, hiç önemli değil. Dudak kalemi. Dudak kalemidir, düştü. Sen misin beni beğenmeyen dedi ve intihar etti. Umarım bir şeyi yoktur. Ben bunları hemen yerine koyuyorum. Diğer 4 tanesi de bildiğimiz Flormer dudak kalemlerinden. Bunları önce swatchlayayım. Hatta numaralarına göre swatchlayayım. Bilmiyorum neden öyle yaptım. Daha mantıklı olur bence.
Sonrasında zaten tek tek söyleyeceğim. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Şu gördüğünüz 201 numara, bunu çok beğendim. Çok güzel olacak nötr rujlarla. Şu 202 numara kamerada yansıdığından biraz daha açık bir renk aslında. Yani neden bu kadar koyu durduğunu anlamadım ben de. Şu 245 numara, bu da çok güzel. Bu da biraz daha kahvelerle çok güzel olacak. Son da 234 numara. Bunu da çok beğendim. Bu da şeftalilerle bence bayağı güzel olacak. Bakın hep zaten benzer tonlar. Marli yerde bir şey buldum. Neden aldığımı asla bilmediğim bir göz kalemi bu da. Yani bilmiyorum. Ultra Dark Green Eyeliner diye geçiyor. Bunun ismi şu üstünde gördüğünüz, hani ekstra bir kodu yok. Yani bilmiyorum. Aslında farklı makyajlarda kullanmak için aldım yine ama renginden böyle bir emin olamadım. Hani ne çok koyu yeşil ne böyle tam fıstık yeşili. O yüzden bilmiyorum. Şimdi şunlar da biraz fazla geldi bana. 5 tane var. Kaç tane aldığımı hiç hatırlamıyorum. Acaba aynı rengimi aldığım ya da Flormar başka renk yerine mi gönderdi? Onu anlayamadım. Şimdi hemen anlayacağım. Evet ya, iki tane aynı renkten göndermiş. Acaba benim aldığım bir tanesini göndermedi mi? Vallahi anlamadım. Şu renkten iki tane göndermiş. 05 purple rengi. Çok yumuşacıklar. Çok güzeller. Ama hani bilemiyorum. Mesela şöyle bir de arkası var. Bununla dağıtabiliyorsunuz diyeceğim de hepsi dağıldı. Aa, yoğunluğu gitti kalemin. Baksanıza, ne anladım ben bundan şimdi. Aynı rengin, bu dağılmamış, bu dağılmış halleri. Ama bilmiyorum, pek anlam veremedim yani. Biraz fazla dağıldı gibi ya da aslında genç o arkasındakiler genelde pek işe yaramaz. Onlarla kullanmasak daha iyi olur. Dediğim gibi bunlar ikisi aynı renk. O yüzden kenara koyuyorum. Şimdi geliyoruz son üçlüye. Bu aslında çok güzel ışıltılı bir renk ama kamerada hiç yansımadı. Anlamadım yani. Işıltılı bir kahve ama soğuk alt tonlu bir kahve. 06 bronz rengi bu. Bildiğiniz karbon black. Bu da 01'miş ama bakıyorum kameradan koyu yeşil gözüküyor. Ah, bir de gün ışığı kullanıyorum. Yani bir de yapay ışık kullansam ne olacak acaba? Sondaki de 02 coolest brown. Bu da gerçekten dediği gibi acı bir kahve. Cool ya, soğuk demek ama bence bu bildiğiniz acı kahve. Yani dediğini karşılıyor. İlk izlenim olarak ben bu smoky kalemleri çok beğendim. En azından yapıları yumuşacık. Hani şundan pek emin değilim. Bundan hani bir şey diyemiyorum. Çünkü biraz daha sert gibi. Hani dağılınca nasıl olacak bilemiyorum. Ama smoky kalemleri gerçekten çok beğendim. İlk izlenim olarak yumuşacıklar. Normalde alışveriş videolarında swatch'a bu kadar yer vermiyorum. Siz de bana kızıyorsunuz. Ben de bari bu sefer swatch ağırlıklı video olsun dedim. Ve hani 38 parça ürün aldığı için de swatchlamaya çalıştım ama zaten çoğu swatchlanmayacak şeylerdi. Ojeleri swatchlamadım dediğim gibi. İsterseniz Flormar ojeleriyle bir video çekebilirim ama swatchlayıp her şeyi swatchladım gerçekten, hani lütfen o konuda anlaşalım. Bu indirim nasıl oldu falan diye merak ediyorsanız da vallahi ben de bilmiyorum yani. Bildiğiniz Flormar sitesine girdiğimde bir kod çıktı. O kodu tesadüfen girdim, baktım aa indirim, öyle aldım. Bir daha indirimini görürsem Instagram'da paylaşırım ki zaten bu indirimi de ben görür görmez Instagram'da paylaşmıştım. O yüzden beni Instagram'da takip edebilirsiniz eğer indirimlerden haberdar olmak için. Yani şaka bir yana, cidden Instagram'da paylaşmıştım. Ve çoğu kişi de ben paylaştıktan sonra bu indirimden faydalandı. İşte böyle, bence güzel bir video oldu. Zaten dediğim gibi en yakın zamanda tek marka makyaj Flormar'da gelir ama şu sıra final haftamdayım. Finallerin bitmesi gerekiyor. Bir sürü aklımda video fikri var. Şu finallerden de bir kurtulabilirsem tamamıyla rahatlıyorum. Öyle işte. Neyse, ben yine çok konuştum. Artık ben gideyim. Umarım keyifle izlediğiniz video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.